Rehber serisinin bir diğer videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. En son muharebeler kısmında kalmıştık. Şimdi hemen yanından mağaza kısmından devam edeceğiz. C'ye basarak mağazaya girebiliriz veya yukarıda yer alan butona tıklayarak girebiliriz. Sağ üst köşede premium hesap özellikleri görülmekte ve orada kazanılan artı özellikler yer alıyor. Buradan 1000 satın alabilirsiniz veya uzatmanız mümkün. Teklifler kısmı sol üstlerinin stokları yazıyor. İndirimli ürünler mevcut. Eğer ki dönem içerisinde bir etkinlik olursa buraya daha fazla ürün gelebilir. Sarf öğelerinde bu şekilde uzun süreli premium hesaplar ve kasa anahtarı, e, XP kartları gibi ürünler mevcut. Hemen yanında öğeler kısmında biraz daha kişisel ürünler mevcut. İşte 3 at değil 4 at kullanmak istiyorsanız at yalığı satın almanız gerekmekte. Veya karakterinizi baştan yapmak istiyorsanız cinsiyet ve görünüş sıfırlamayı alabilirsiniz. Üstüne mouse'u getirerek çıkan açıklamayı okuyup hangi amaca hizmet ettiğini öğrenebilirsiniz. Kahraman süslemesi kısmı sol üst köşe en baştaki başlık. Kahramanlar için olan kısım burada ön izlemesini yapabilirsiniz. Altta da başlıksız göstermeyi kullanabilirsiniz. Hemen yanında silahlar için olan kısım var. Benimki kısa kılıç kalkan. Hani bunu seçtiğim zaman burada gösterse de elimde eğer ki çift bıçak yoksa bunu ben kısa kılıç kalkan da uygulayamam. O yüzden kullandığım silahın ön izlemesine bakmam lazım. Hemen yanında da bineklerimiz mevcut. Binek süslemeleri. Bir diğeri birim süslemeleri, kullandığımız birimlerin süslemelerini içerir. Bunlar e, piyadeler veya okçular her neyse atsız birimler olduğu için e, zırh, ka, e, kafalık, işte ayaklık şeklinde yer alırken atlı birimlerde atına da bir süsleme gelir. Bunlarda da e, bu seçenek geçerli olmaz. Bir diğeri de sancaklar, e, piyadelerimizin veya atlılarımızın askerlerinin kullandığı bayraklar onu göstermekte. Sağ üst köşeden de altın e, satın alabilirsiniz. Burada gerçek parayla satın aldığınız altını harcayabiliyorsunuz kısaca. Hemen onun yanında yer alan pazar kısmı mevcut. Şu an gördüğünüz üzere e, burası bomboş. Yeni sezon geldi. Arayüzde değişiklikler olabilir. Ve bu da onlardan bir tanesi bir bug olmuş sanırım. Burada hiçbir ürün gösterilmiyor. İlerleyen günlerde bunu düzelteceklerdir. Eğer gösterilseydi sağ üst köşeyi yine önerecektim ben size. Sağ üst köşeye ihtiyacınız olan ürünün adını yazarsınız ve çıkanlardan satın alırsınız. Gümüş üzerinden satın alım yapılabiliyor. Aynı şekilde siz de satabiliyorsunuz. Sol alt köşede sat kısmı var. Bağlı olmayan yani sağ üst köşesinde ataç sembolü olmayan ürünleri buralarda satabilirsiniz. Hemen yanında kaynak pazarı var. Açık dünyada topladığımız ürünlerin satıldığı bir yerdir. Aynı zamanda birim tesisatında satıldığı bir yerdir. Şöyle bir örnek vereyim. Bronzunuz yok ancak gümüşünüz var. O durumda birimin tesisatını nasıl yenilersiniz? Sağ üst köşeye örnek veriyorum. Demir biçici tesisat diye yazdım. Buradan çıkan sonuçlarda ihtiyacım kadarını satın alabilirim. Bronz olmadan bu şekilde bir yenileme yapabilirim. Onun haricinde burada bir tane var, 10 tane var. Ee, bu 10 taneyi 5 5 veya 5 3 şeklinde ihtiyacımız kadar satın alamıyoruz. Satıcı kaç tane koyduysa buraya tamamını almak durumundayız. O yüzden birim fiyatına baktıktan sonra toplam fiyatından ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde sonraki videolarda da bahsedecektim ancak şimdi de bir üstünden geçeyim. Ay taşı diye bir taş mevcut. Bunun gibi diğer taşlar da vardır ancak ben bunu biliyorum. Aralarında en ucuz. Bunu alarak e, lütuf kazanabilirsiniz. Bu lütufu nasıl kazanacaksınız? Örneğin ben bunu aldım varsayın. Hemen taba bastım ve garnizon levazım subayına gittim. Bunun da kendine ait bir mağazası ve puanlaması mevcut. Oradaki puanı Burada çıkan e, ay taşı üzerinden çok rahat bir şekilde kasabilirim. Eğer ki haftalık oynama saatiniz yetersizse buradan oradaki eksiği tamamlayabilirsiniz. Onun haricinde bir yanındaki başlığımız görevler kısmı kısayol L sağda yer alan görevleri ve bu şekilde açıklamalı ve uzun halde görebiliyoruz. Burada görev izlemeyi, etkinlikleri kısmımız var. Yani takip etme olayı ve görevi bırak kısmı var. Ta görevi terk etme olayı. Hemen yanında haftalık görevlerimiz mevcut. Ee, bitiş tarihi dediği kısım premium hesap olduğu için eğer ki yoksa burada bu ödüllere erişiminiz olmayacaktır. Hemen altta da haftalık görevlerimiz var. Burada e, atıyorum 75 mızraklı ölünce, öldürünce Aşağıda XP'miz, bronzumuz, haneden hanedan XP'miz ve itibarımız bize gelecektir. Bu şekilde haftalık olarak da buradaki görevler yenilenmekte. Görevlerimiz hemen yanında etkinlikler var. Kısa o. Burada öne çıkan kısım en son gelen güncelleme ile ne geldiyse onu göstermekte. E, şu an sezon 8 geldi ve onu gösteriyor. Bir aynı zamanda etkinlik takvimi de burada gözükmekte ancak şu anda göremiyoruz. Etkinlik takviminden kısaca bahsedecek olursam serbest muharebedir, ölüm maçıdır ve benzeri günün belirli saatlerinde açılan oyun modlarının yer aldığı bir çizelge. Hangi gün hangi saatte açılacağını gözlemleyebiliyorsunuz. Ödüller kısmı günlük giriş ödülleriniz. Günlük görev yap kısmı geçtiğimiz günlerde yapmadığınız görevler varsa onları bronz vererek veya altın vererek yapabilirsiniz. Bronz verdiğiniz zaman aldığınız ödüller yukarıda altın vererek yaparsanız ya da aldığınız ödüller aşağıda yer alıyor. Onun kararı size kalmış. Burası şu an boş. Etkinlikler kısmı buraya bir paket gelmiş onun bir reklamı var. Kısa süreli bir paketse etkinlikler kısmına gelebiliyor. Heykel takası dediği kısım önceden hangi item olduğunu hatırlamıyorum ancak buna benzer bir item topluyorduk. Bunu kuşatma muharebesi girerek kazanabiliyoruz. Kazandığımız bu heykelcikleri burada har harcayabiliyoruz. Bir nevi bir ufak bir mağaza. Kalan dediği kısım stokları bu stoklar dahilinde alabiliriz. Sezon boyunca da burası bu şekilde durmakta. Aynı şekilde giriş ödülü gibi 8. sezon girişi de burada yer alıyor. Burada girdiğiniz günleri ödülünü alabilirsiniz. İmparatorluk mağazası ise geçtiğimiz sezon bittiğinde hanedanınızın sahip olduğu köy, kasaba, kale artık her neyse sahip olduğu toprak kadar size bir zafer sikkesi verilir. Onları harcayacağımız bir mağaza yer almakta. Ee, eğer ki yeni başladıysanız burayla çok işiniz olacağını düşünmüyorum. Haberler kısmı da şu anlık boş. Hemen Y'ye bastım ve posta açıldı. Bu posta kısmında e, oyunun size verdiği bir ödül veya bir kazanç varsa onları buradan erişebiliyorsunuz. Gelen kısımda her ne geldiyse bronz olur, gümüş olur, başka bir şey olur. E, sağ alt köşede öğeleri al butonu yer alır. Ona basarak alabilirsiniz. Aynı zamanda e, pazarda satılmayan eşyanız da buradan size geri dönmekte. Ve son başlığımız olan savaş halimi yani X'e bastığımızda gelen kısım. Sağ üst köşede makale ve muharebe kalıntısı bulunur. E, bunları e, yine haftalık görevler vesaireyle kasabilirsiniz. Makale harcayacağınız yer buralardır. Do, e, do, do, Dokrin karşılığı pardon buralardır diyorum sadece burasıdır. E, günlük değişir. Günlük buradaki doktrin tipleri de değişir. Doktrin kazanmak istiyorsanız bu makaleyi ya biriktirip toplu kazı yaptırabilirsiniz, ya da tekli kazı yaptırabilirsiniz. Üstüne gelerek hangi tür birimleri doktrin attığını da görebilirsiniz. Diğer savaş kalıntısı, pardon muharebe kalıntısı ise burada diğer yerlerde kullanılabilir ve hangi birime ihtiyacınız varsa ona göre künye kazanırsınız. 20 tane künyeye bir tane birimin tamamen açabilirsiniz. Eğer ki mevcut bir birime künye çıkarsa sol üst köşede ayrıştırma kısmında bunu ayrıştırabilirsiniz. Çıkan ayrıştırma çık sonucunda çıkan ürün ile de buradaki takas dükkanından item alabilirsiniz. Haftalık olarak bunun sınırları sıfırlanır. Bu da burası da bu şekilde arkadaşlar. E, rehber serimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, Twitch'ten e, aynı zamanda buradan takip edip abone olursanız çok mutlu olurum. Canlı yayınlara gelerek de oyunlarıma katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.